Başka? Var, çıkaracaksınız mı? Yerlerimi ben sizinle atacağım daha. Alttan kızdıkça daha çıkıyor bizim işler. Ben 2010 senesinde 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil tasarım bölümüne girdim. 2013 senesinden beri kumaşlarla birlikte resim yapmaya başladım. Kumaş parçalarıyla birlikte çalışıyorum. Kumaşları kendim boyuyorum ilk önce kazanlarda, ton ton. Ondan sonra hepsini yapacağım işe göre milimetrik hale getiriyorum. 2 milimle çalıştıklarım var, 5 milimle. Bir de daha farklı kumaşları büzerek ve daha ufak bazı yerlerinde ip kullanarak adeta öyle çalıştığım eserlerim var. 2016 senesinden sonra yüksek lisansa başladım. Şu anda 9 Eylül gene aynı bölümde, üniversitede tekstil ve moda tasarım bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Tez aşamasındayım. Asıl işim tasarım yapmak, kıyafet tasarlamak. Ama ben kumaşların içinde farklı bir dünya olduğunu hissettim. Ve o süreden sonra resim yapmaya başladım kumaşlardan. Bu şekilde devam etmekteyim çalışmalarıma. Yani ilk başta zaten ilk görenler kumaş olduğunu algılayamıyor. Çünkü bir mesafeden bakıldığında kumaş etkisi gözükmüyor. Yakınlaştıkları zaman şok oluyorlar. Ya çünkü milimetrik bütün parçaları bir hale, yani tablolarda 500 bin, 200 bin, 300 bin tane kumaş parçası bir araya gelerek eserler oluşuyor. Tabii şok oluyorlar o kadar. Bir de zaman da aynı şekilde. 2 senede biten çalışmalar var. Yani en kısası 5 ay, 3 ay, 6 ay. Çok uzun zaman ve çok emek gerektiren bir iş. Sabretmeden bazı şeylere ulaşılamıyor. Hakikaten keyif almadan yapılabilecek işler değil. Ya ben çok keyif alıyorum yaptığım işten. Ben sabah 9'da buraya geliyorum. Akşam 7'ye kadar. Ben saatin nasıl geçtiğinin farkına bile varmıyorum. Unutuyorum, yemek yemeyi falan unutuyorum bazı zaman. Sosyal medyayı kullanmaya çalışıyorum. İşte galerilerle iletişime geçmeye çalışıyorum. Oğlan işlerimi gönderiyorum. Sergi hazırlıkları devam ediyor bir yandan. Daha sergi açmadım. Onun hazırlığı içerisindeyim şu anda. Kısmetse yakın bir zamanda bir sergi açacağım. Kumaş parçalarının boyutlarını daha düşürerek hiperrealist dediğimiz daha net görüntüler elde etmek kumaştan. Bu tabii ki de çok zor bir iş çünkü kumaşları belirli bir boyuta getirmeniz hakikaten çok zor keserek. Ve tek tek cımbızla çalışıyorum. İlk başladığımda ufacık bir kaş cımbızıyla başlamıştım. Şu anda saç ekim cımbızları kullanıyorum bunları yaparken. Daha milimetrik çalışabilmek için büyüteç kullanıyorum. Daha realist bir tablo çıkartmayı hedefliyorum. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Kumaştan 30'a yakın şu anda eserim var. 5 milime 5 milim, 2 milime 2 milim. Bazı yerlerde bunları da daha ufaltarak, bazı yerlerde iplerini çıkartarak kullanıyorum. Yuvarlak bir falçatam var. Bunu da kesiyorum. Tek tek iplerini ayıklıyorum. Tonları karıştırıyorum birbirine. Kumaşları elimden geldiğince çok boyamaya çalışıyorum. Ya bir tane lazımsa 10 tane boyuyorum. 10 tane lazımsa 50 tane boyuyorum. O şekilde hep yedekte bir stoğum oluyor kumaştan. Kumaştan kopmayı düşünmüyorum. Hep kumaşla çalışmayı planlıyorum bu süre zarfında. Ama tabii ki de farklı hedefler var, farklı çalışma şeyleri var. Tabii bunlar zamanla gelişecek şeyler. Ya tabii kafamda çok farklı kumaşla ilgili projeler var daha. Ama onun için de birazcık daha zaman gerekiyor. Hepsini bir anda bitirmemek lazım. 5 milime 5 milim ya da 2 milime 2 milim yapacağım tabloya göre çeşitlilik göstermekle birlikte kesiliyor. Bazı yerlerinde kumaşların iplerini çıkartıp sadece ip kısımlarını, mesela sadece göz bebeğine koyabileceğim bir parça olduğu zaman cımbızla tek ipi alıp göz bebeğinin üstüne yerleştiriyorum. Şu şekilde. 24 saat uyumadan çalıştığım günler de oldu bir proje yetiştirmek için. Birleşmiş Milletler'le bir proje yapmıştık. O dönem yetiştirmemiz gerekiyordu projeyi. Hakikaten uyumadan 50 bin parçayı toplu bir şekilde gelen öğrenci arkadaşlarla yaptık. Atölyeden gitmediğim günler oldu.